Hatay! Hatay! Yepyeni bir FIFA 21 kariyerimize hepiniz hoş geldiniz. Mahmut Emir, bir teklif geldi. Hemen gönderelim. Normalde Urfa'ya gitti herhalde bu kardeşimiz. 350 binde anlaştık. Mahmut Emir, sol bek. Tamam. Pekala, 350 bin euroya. Tamam, umarım anlaşırlar. Bir sol bek, bir stoper transferi yapabiliriz. O yüzden şöyle yapalım. Küresel transfer ağını boş geçmeyelim. Bölge izleniyor. Hangi bölge izleniyor? Türkiye, İsveç izleniyor. Fransa'yı bir izlesin bakalım. Tecrübesi de 4 yolda. Deplasmanda Malatya'ya karşı oynayacağız. Hemen Malatya'nın şu ligdeki bir durumuna bakalım. Yeni Malatya kaçıncı? Yeni Malatya ligin iyi takımlarından biri. Hatta ligin en az mağlup olan iki takımından biri. Sadece bir kere yenilmişler. 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet. Çok fazla gol atıp az da gol yemişler. Yeni Malatya Fenerbahçe'nin de üstünde. Evet, bizim için deplasmanda bu maç nasıl biterse memnun oluruz. Yeni Malatya Hatayspor karşılaşmasına başlıyoruz. Bu maçta bizim için beraberlik çok güzel bir skor demek. Ama yenilirsek de farklı yenilmeyelim. Yani gol atmak istemiyorum ama az yiyelim. Böyle 1-0. Bir golle yenilmek beni üzmez çünkü artık az gol yemek istiyoruz. Diğer takımlarla dengeyi sağlamak istiyoruz. Hadi bakalım. Selamlar değerli futbol severler. Süper Lig'de bu haftanın maçı Yeni Malatya Spor, Hatay Spor. Yeni Malatya bu sene çıktığı maçlar içerisinde sadece bir kez kaybeden çok güçlü bir takım. Hatay Spor'da son 6 maçta mağlup olmadı. 3 galibiyet, 3 beraberlikle yoluna devam ediyor ve çıkıştayız. Aynı zamanda iyi top oynadığımızı söyleyebiliriz. Dikkat çeken oyuncumuz son 3 maçta 6 gol atan Diouf. Ve o Diouf görüntüye geliyor. Yeni bir taktik ayarladık fakat o taktiği ayarladık mı? Şu anda şüpheliyim aslında. Bir bakacağız. Az sonra maça başlar başlamaz taktiğimize tekrardan bir bakacağız arkadaşlar. Haydi başarılar çocuklar, başarılar. Hatay Spor kadroya şöyle bir bakıyorum. Kadroya baktığımda Gökhan Karadeniz'i görüyorum. Maalesef o kadar taktik yaptık ama yine eski taktikle başlamışız. Pekala, böyle böyle oynuyoruz. Tamam, bunu zor maç olarak değerlendirmeyelim şimdi. 6 maçtır kaybetmediğimiz taktiğimizle oynuyoruz. Cueva sol tarafta, karşısında Popov var. Lan oğlum, o kadar taktik yaptık. Yine çıktık eski taktikle. Çok güzel, iyi kapattık. 2 kişi girdik ama alamadık. Nereye koşuyorsun? Otomatik oyuncu değişti. Hafes. Geriye döndü yeni Malatyalı oyuncular. Hadebe. Zukui. Ortadan, merkezden gelmeye çalışıyorlar. Bas oğlum, bas oğlum. Aman, hamle boşa gitti. Barboza, defansı yok. Aman dikkat çocuklar. Maçın başında bir gol yemeyelim, yalvarıyorum. Yalvarıyorum, bir gol yemeyelim. Kapatın, boşlukları kapatın. Sakin savunmaya devam ediyoruz. 2 kişi bastık. Hiçbir şey yaptırmayın. Yaptırmayın çocuklar. Yaptırmayın. Evet, işte bu kadar. Hadi bir kontra atak olabilir. İlk kez top ayağımızda. Ruben Ribeiro. Ortaya. Burak Hoca oyunu biraz sakinleştirin dedi. Herkesin ayağına top değsin. Önce bir oyuncularımız ısınsınlar. Özgüvenlerini kazansınlar. Ondan sonra bir atak denemesi yapacağız. Başakşehir bu ligin zirvesinde. İkinci Galatasaray reji puan durumunu ekrana getirdi. Saki sağ tarafa. Çok güzel yere. Defanstan çıkan, bindiren bir oyuncu var. Popov tekrar Saki'ye doğru. Isaac Saki. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ruben Ribeiro'nun olduğu köşe boş gibi. Ribeiro çok erken bir orta. Ceza sahası dışına. Kötü orta maalesef. Dikkat çocuklar. Çok kontrollü savunma yapmamız lazım. Geçtiler. Şut yok. Şut pozisyonu yok. Bilonkara'ya girdi. Aferin. Malatya 6 kişiyle hücum bölgemizde kaldı. Hücum bölgelerinde kaldılar. Çıkıyoruz. Diouf sağ tarafa. Helder Barboza. Barboza biraz dribling halinde. Ortaya çok güzel yere. Haydi oğlum. Top bizde kaldı. Bindi Ribeiro. Bindi Ribeiro. Sol ayağında neler yapacak? Vuracak kaleye Ribeiro. Efsane bir golü vardı Beşiktaş maçında, hepiniz hatırlarsınız. Yine sol ayağıyla denedi. İlk denememiz bu bugün. Maalesef çok zayıf ve top dışarı gitti. 17. dakikada Yeni Malatya'nın biraz daha topla oynadığını söyleyebiliriz. Hücum bölgesinde topu oldukça fazla ayaklarında tutuyorlar. Biz de kapanmış durumda gösteriyoruz. Ama kontra ataklarla çok güzel çocuklar. Aferin çocuklar be. İyi müdahaleler. Her zaman Hatay Spor taraftarının hoşuna gidiyor. Helder Barboza. Bindiren Saki var. Saki. Şöyle sağ tarafa baktı. Zor bir top deneyecek. Çok güzel yere. Akintola. Yürü Akintola. Yürü oğlum Akintola. Diouf gitti. Diouf'un koşu yoluna. Diouf. Ah be çocuğum be. At kendini yere. Atma da orada. Çık aradan. Bir şeyler yap ya.
Şimdi hızlı gelmeye çalışıyor yeni Malatyalı oyuncular. Tete, Cueva. İki kişi birden kapatıyoruz o bölgeyi. Stoperler hemen bölgesine dönmeli. Arkaya atılan toplar bizi mahvedebilir. Ildız. Adı ne bu çocuğun bilmiyorum. Topu geriye çekti. Yok. Sakin beyler. Sakin. Pas yok. Aman! Müthiş kapattık. Top önlerinde kaldı. Kaleci Münir ayaklarıyla. Çok önemli bir pozisyonu atlatacağız değerli futbol severler. 25. dakika. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Topu kazanmayı başardık fakat gördüğünüz gibi bir kere daha önünde kaldı yeni Malatyalı oyuncunun. Blong stoperimiz çıktı biraz. Popov Akintola. Akintola'ya koş dedi Popov. Çok güzel bir koşu. Müthiş bir hara pası. Akintola. David Akintola. İçeriye girdi. Akintola. Pası dışarıya. Vuruş. Vuruş. Vur oğlum. Devam edecek hatamız. Dışarı çok çıkardı ya Akintola. Beklediğimiz bir yere çıkarmadı. Olsun. Yine iyi geldik. Tehlikeli geldik. Heyecanlı geldik. Bravo Diouf'um be. Defansı bu çocuğun bir forvet olmasına rağmen. Harika. Yürü Akintola. Yine sağ taraftan geliyoruz. Ahmet Ildız'mış bu arada. Akintola bir çalım deneyecek. Bir çalım denemesi. Sağa çekti. Orta kafa. Maalesef kale çizgisinde paralel gitti. Gökhan Karadeniz'in kafası ya da Barboza'nın. Akın akın geliyoruz 32. dakikada. Yeni Malatya Hatayspor maçında yer yer tehlikeli olduğumuzu söyleyebiliriz. Helder Barboza doğrudan Diouf'un kafasına kullanacak. Diouf'un sert kafa özelliği de var. Haydi Diouf, Barboza, Diouf, kafa ve gol! Mami Diouf! 33. dakika! Kornerlerden çok fazla tehdit olduğumuzu söyleyebiliriz. Aferin çocuklar be! Ribeiro yardıma geldi. Mami Diouf, iki kişinin ortasına... İki kişi yükseldi, ortadan kafayı gömdü ve harika bir yere gitti yine. Aferin çocuğum be. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Mame Diouf Süper Lig'deki 10. golünü attı. Bordo, şampiyon. Aferin çocuklar be. Diouf son senelerini oynuyor. Kariyerinin sonunda artık. Bir yıl daha sözleşme uzattık ama ne kadar elimizde kalacak bilmiyoruz. Mame Diouf bu sene Hatayspor'u sırtlayan isimlerden biri. Şimdi dikkat edelim. Hemen bir gol yemeyelim. Kayarak müdahale. Nasıl çıktın oradan? İki kişinin arasından panikliyoruz. Tamam panikliyoruz. Sen hiç paniklemeyecek misin? Araya bu sefer Saki. Çok güzel kapattı. Hay, Ribeiro'yaydı. O top Ribeiro'yaydı. Tete lütfen. Böyle pas hata. Direkten dışarıya. Direği yamulttu o topa vuran oyuncu. Bakın bu pas hatalarından sonra genelde gol yiyoruz. Ve golü yemeye de çok yaklaştık. Kamera bazen azizliğe uğratıyor bizi. Çünkü gördüğün yere tam olarak atamıyorsun. Zor bir kamerada oynuyoruz. Keyfi de bu. Olağanüstü bir skor. İlk yarıda yeni Malatya karşısında önde olmamız. 15 maçta sadece bir kere kaybetmişler. Defansımız bayağı ileride. Çok güzel bir bindirme var. Gökhan Karadeniz ortaya. Helder Barboza dribbling halinde. Helder Barboza çalım denemeleri. Vazgeçiyoruz. Hemen gitmeyeceğiz. Hemen atak yapmayacağız. Saki bir şut pozisyonu. Saki çok uzaklardan denedi. Kornere çık be. Olmadı maalesef. Saki de şut pozisyonu bulmaya çalışıyor haftalardır. Maalesef o pozisyonu daha bulamadık net bir şekilde. Soyunma odasında 1-0 önde girmemiz çok güzel olacak. Bravo Diouf be. Büyük bir oyuncusun. Gerçekten büyük bir oyuncusun bizim için. Şimdi biraz geriye. İlk yarının son dakikalarında bir uzatma gösterilsin bakalım. Soyunma odasında 1-0 önde gitmemiz müthiş bir avantaj olacak. Bir dakikalık uzatma. Yavaş yavaş yüklenebiliriz. Gökhan Karadeniz. Ortaya. Mame Diouf. Yürü Diouf. Yürü Diouf'um. Yürü. Ortaya. Müthiş boşluk var. Harika. Gökhan Karadeniz. Gökhan Karadeniz. Bu nasıl kötü bir kontrol. Gökhan'ım be. 2 dakika uzatma ve ilk yarının sonucu Malatya'da. Yeni Malatya 0. Hatayspor 1. İlk yarıda 5 tane şutumuz var. %94 pas isabetiyle oynadık. Rakip de aynı şekilde. İki takım da dengeli topa sahip olmuş ve bu şekilde maça devam ediyoruz. İkinci yarıya Hatayspor başlıyor Malatya'da. Evet çocuklar hadi. Özgüven çok önemli. Herkesin ayağına topun değmesi çok önemli. Burak Hoca'nın bundan sonra oyuncularına aşıladığı en önemli şeylerden biri olacak. Maç başlangıcında direkt atak yapmak yok. Popov bindirdi Popov. Bu arada çok tehlikeli bir kaybediş. Başımıza iş açabilir Cueva. Hafes. Barboza da yardıma geldi defansa. Barboza Akintola da pas noktalarını kapatmaya çalışıyor. Bas Akintola. Lütfen tek toplara dikkat edin.
Gençler Birliği maçında nasıl bir gol yediğimizi birçoğumuz hatırlıyorsunuz. Lütfen Tete, lütfen çocuklar. Aman 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 aman, dengesiz yakalandık. Çok güzel savunma. Dik uzaklaştır, dik uzaklaştır. Harika bir uzaklaştırma. Müthişsin oğlum. Cueva. Yeni Malatya biraz daha baskılı başladı. Savunmanın arkasında Tete topu çekecek. Tete topu çekecek, pası verecek. Şut pozisyonu yok. Yok şut pozisyonu. Blanc müthiş savundu. Cueva. İkiniz basın, ikiniz basın. Hiçbir şey yaptırmayın çocuklar. Yaptırmayın hiçbir şey. Çok güzel. Ama çaresiz bıraktık. Tam pas noktasını kapattık fakat top ağlıya ağlıya adamla yine buluştu. Bayağı kapanmış durumdayız. Harikasın Blanc. Akintola'yla bir kontra atak şansı. 55. dakikada çıkıyoruz. Haydi çocuklar. Haydi Diouf. Ortadan bindir oğlum. Bindir. Çok güzel boşluklar var. Bindirmeye devam et. Koşu yoluna. Gökhan Karadeniz. Gökhan Karadeniz. Bastı. Sağ ayak. Plase. Gökhan Karadeniz. 57. dakikada bir kontra atakla Yeni Malatya karşısında 2-0 öne geçiyoruz. Harika bir bitiricilik, müthiş bir soğukkanlılık. Aferin çocuklar be. Sol ayağıyla vuracaktı, topa bastı, sağ ayakta plase ve deplasmanda 2-0 öndeyiz. Kaptan, güm güm güm. Omuz omuza. Bir kontra atak golü. Gökhan Karadeniz ligdeki 3. golünü attı. Aferin çocuğum be. Çok iyi geldik ama. Belki de gol yiyecektik. 15-20 dakikadır Yeni Malatya en uygun pozisyonu bulmaya çalışırken, inanılmaz kapanmış bir durumdayken bir kontra atakla 2. golü attık. Dikkat edelim arkadaşlar. Bu takımların sağ solu belli olmaz. Bir kere gelirler, şimdi 2-1 olur. İnanılmaz zor savunuyoruz. Ahmet Yıldız. Yıldız da olabilir. Nasıl olabilir bilmiyorum. Katranis. Katranis çok görünmedi bugün ama bu arada Ahmet bayağı kondisyonu azaldı. Gelmeye çalışıyorlar. Bravo Besaki. Harikasın Besaki. Şöyle gözümüz takım arkadaşlarımızda. Ortaya. Tek top geriye. Evet, biraz tek top oynayın dedi Burak Hoca. Özgüveniniz yerinize geldi. Yuri Akintola gidiyor. Gökhan Karadeniz'in koşu yoluna. Müthiş bir topta. Gökhan kaptan. Kaptan. 3-0 öndeyiz. Rüya gibi bir skor. Yeni Malatya Spor taraftarı çok üzgün. Çıt çıkmıyor tribünlerden. Herkes çok üzgün. Bir kontra atak. Çok güzel bir pas. Gökhan sol ayağını aldı. Plase ve 3-0, rüya gibi bir skor. Helal koçum be. Gökhan Karadeniz'in 2. golü. Burak Hoca bu zor günleri geride bıraktı. Çok yüklendi Hatayspor taraftarı. Çok yüklendi basın. Çok yüklendi taraftar. Ama hala inancı olan taraftarlar bugün Hatayspor'un yanında ve bugün başarıda herkes seviniyor tabii ki. Müthişsiniz be. 3-0. 1-0 olsun. Daha doğrusu beraberlik bizim için iyi bir skor. Fark yemezsek 1-0 mağlubiyet bizim için iyi bir skor derken, bugün Yeni Malatya deplasmanında çok akıllı bir oyunla 3-0 öne geçtik. Ahmet sağ tarafta. Yeni Malatya yine baskısını kurmaya çalışacak. Baskı hissettirmeye devam edecek. Dikkat edelim. Full konsantre savunmaya devam edelim. Zukui. Geriye döndüler. Çok iyi paslaşıyorlar. Bakın bu maç 3-0 ama çok kritik dakikalar vardı maçta. Münir'in ayağıyla çıkardığı pozisyon. Rakibin direkten dönen pozisyonu. Bas oğlum. Isaac Saki yine araya girdi. Harikasın Isaac Saki. Bir kontra atak daha olabilir mi? Çıkıyoruz 4-5 kişi. En sağ tarafa. Çok güzel. Şimdi sol tarafa. Geliyoruz çocuklar. Ruben Ribeiro biraz topla oynayacak. Ribeiro. Ribeiro attı çalımını. Sol taraftan bindirdi. Ribeiro yerden. Orta. Ribeiro hiç kimseye değmeden top taca gitti. 2 hafta Süper Lig'de maç olmayacak ve milli maç arasından sonra Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Gökhan Karadeniz'i yorulduğu için biraz çıkarmak istiyorum. Traore oraya en uygun oyunculardan biri. Diouf Akintola. Barboza da hem yerinde oynamıyor hem de biraz yorgun. Onun yerine Kuali'ye oyunu almak istiyorum. Evet, Kuali oyunda. -5 oynuyor belki ama onun da etkisini görelim bakalım.
Kuali ofansif orta sahamız Mesut Çaytemel. Kaptanımızı oyuna alıyoruz. Bu arada Pablo Santos kaptanmış. Acayip zorlandığımız bu kariyerde böylesine bir skor şu anda. Tabii yani 15 maçta bir böyle bir skoru hak ediyoruz bence. 3 oyuncu değişikliği birden. Traore. Haydi Diouf. Gitti Diouf. 4. gole doğru gidiyoruz. Yerden orta. Bomboş. Vurdun. Ve bitti bu iş. Adama Traore. Gol müziğini değiştiriyoruz. Şampiyonatay. Çok güzel bir orta. Adama Traore daha şimdi oyuna girdi. Harika be. Muazzam bir orta. Muazzam. Hataylıyız. Şampiyonatay. Süper Lig'deki ikinci golünü attı. Böyle bir maçta 4-0 önde olmak, söylenecek bir şey yok. Gerçekten söylenecek bir şey yok arkadaşlar. 80. dakikada en azından bir gol bulma niyetinde yeni Malatya. Dikkat edelim. Çok tehlikeli geliyorlar. Çok iyi savunma yaptık bugün. Boşlukları çok iyi gördük. Çok kontrollüydük. Geliyorlar. Lütfen çocuklar. Gol yemeyelim. Çok fazla gol yedik. Bu haftaya kadar Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımıydık. Aman şut yok. Şut yok. Şut yok. Bence Saki maçın oyuncusu olacak. Döndürdüler. Vurdurma. Vurdurma. Hala topla oynamaya devam ediyorlar. En uygun açıyı bulana kadar. Çok güzel be Saki. İnanılmazsın be Saki'm. Rakibin lehine bir sürü şeyi arttırdık. Kafa. Münir'e çok kolay bir top. Mesut. Kontrolü savunmaya devam ediyoruz. Havadan bir top. Kafayla kontrol. Karşısında Ruben Ribeiro. Bisikil hareketi. Ceza sahasına girdi. Uzaklaştırdı Popov. Strail Popo uzaklaştırdı. Akuah'la gelmeye devam ediyor yeni Malatya. Zukui. Zukui çıktı. İleriye kadar. Bravo Saki be. Kesinlikle maçın oyuncusu Saki. Hadi son bir kontra atak. Son bir kontra atak derken maçın son düdüğü geliyor. Hatayspor 4. Yeni Malatya 0. Malatya'da rüya gibi bir skorla evimize döneceğiz ve 2 hafta boşluğumuzda kafa dinleyeceğiz. Tebrik etmemiz lazım. Zaman içerisinde iyi oynamaya başladık. Zaman içerisinde oyun sistemimizi oturttuk. Diouf 33, Gökhan Karadeniz 2 gol ve Traore de oyuna girer girmez golünü attı. Yeni Malatya'nın 4 şutu vardı. Hatayspor 8 şut çekti. %93 pas isabetiyle oynayan bir yeni Malatya vardı karşımızda. Topa sahip olan taraf da yeni Malatya'ydı ama biz bugün 4-0 kazandık. Mame Diouf 10 oynamış. Isaac Saki 8.7. Hocam, Times Bahayken. Buyurun. Times Spor'dan. Hocam siz hayatınız boyunca hiç teknik ekibinizi açıklamadınız bize. Kime açıklamadım? Bugün Junior Veron, Zapata Radio ve Prado Hatay'da künefe yerken görüntülendi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bu üçlünün Hatay'da künefe yemesi kadar normal bir şey yok. Çünkü biliyorsunuz Hatay, Antakya ilk kez Hristiyan kelimesinin kullanıldığı bir şehirdir. Burada bizim Saint Pierre Kilisesi var. Yani biz nasıl Müslümanlar hacca gidiyoruz, Hristiyanlar da Antakya'ya geliyor. Yani dünyanın ilk kilisesi burada. Hem burayı görmek istediler hem de Burak Hoca'yı ziyaret etmek istediler. Onlara bir künefe yedirdim. Yani doğru bir haber. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Selamlar hocam. Buyurun arkadaş. Sorabilirsiniz tabii ki. Alışık olmadığımız bir şekilde maçı gol yemeden tamamladınız. Aslında çok gol yiyen bir takım Hatayspor Ligi. Belki de ilk kez. Belki de gol yemediğimiz ilk maç. Evet. Evet hocam. Bugün bakıldığında alan savunması gibi bir savunma yaptı takım. Bu sizin istediğiniz, çalıştığınız bir savunma taktiğini maç hakkında neler düşünüyorsunuz hocam? Her yediğimiz golde çok basit hatalar yaptık. Yine iyi kapanan bir Hatayspor vardı ama tek eksiğimiz kaçan oyuncuları kovalamıyorduk. Ama bugün gördük ki Isaac Saki başta olmak üzere bütün oyuncularımız uyguladığımız taktikleri, onlara anlattığım taktikleri başından sonuna kadar uyguladı. Bakın bu maç 4-0 belki. Hatayspor taraftarı 4-0 kazandığımız için çok mutlu ama çok kritikti. 1-0 iken direkten dönen topu vardı. Münir'in ayaklı çıkardığı pozisyon vardı. Bugün maç 1-1 olsaydı biliyorsunuz gol yedikten sonra çok çabuk dağılan bir ekibiz. Gol yemediğimiz takdirde skorun buraya geleceği de herhalde herkes tarafından biliniyordu. Teşekkür ederim Sefa abi. Yeni Malatya bu ligde 6. sıradaydı. Bir kere yenilmişti. 15 maçta sadece bir kere yenilen bir takıma karşı Hatayspor 4-0 kazandı. Bakın biz bu ligin en fazla gol yiyen takımıyız ya. Yani şuraya bakın ilk sayfaya.
Çaykur Rize 26 gol yemiş, Hatayspor 27 gol yemiş. İniyoruz. Biz bu ligin en fazla gol yiyen ikinci takımıyız Erzurumspor'dan sonra. 31 gol, 27 gol. 16 maçta 5 kere berabere kalıp 5 kere mağlup olmuşuz. Bugün 4-0 kazanmamız inanılmaz bir skordu. Yani galibiyetin tadını çıkaralım. Ben normalde zırt pırt bunları açıklamak ve göstermek durumunda değilim ama maalesef ve maalesef yayını izleyip keyif almaktansa başarımızı kıskanan, Samat da gol kralıydı, hala gol kralı diyebiliriz, Babakar Alanyaspor'un oyuncusu. Faysal, Sivasspor 11 gol, Diouf 10 gol, Hatayspor aferin be çocuğum. Asist krallığında da vallahi Ariol gibi gidiyor arkadaşlar. Ariol nasıl hem gol krallığını hem asist krallığını oynar. Mame Diouf, bu arada Gökhan Karadeniz'de 5 asistle 3. sırada. Emre Kılınç, Galatasaray'dan Ekim ayının oyuncusu ödülünü almış. Süper Lig'in Ekim ayında en iyi oyuncusu. Mahmut Sattık, Hatayspor Fenerbahçe karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplıyoruz. Sezonu harika bir başlangıç yaptınız. Sizce takımınız alt sıralardan uzak durabilecek kadro derinliğine sahip mi? Harika bir başlangıç yaptık ancak sezon sona ermedi ve önümüzde uzun bir yol var. Her şey olabilir. Gerçekçi bir cevap verdik. Evimizdeyiz. Tarihimizde Antakya'da ilk kez Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Bu maça zorlu maçlar taktiğiyle başlamak istiyoruz. Ribeiro biraz geride, Abit ortada, Saki defansın ortasında, Akintola'yla kontra ataklara çıkmaya çalışacağız. Traore gibi hızlı bir oyuncuyla geçen maçın kahramanı Gökhan Karadeniz dışarıda ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i de sağ tarafta görüntüye geliyor. Antakya Atatürk Stadı'ndan selamlar değerli futbol severler. Bugün 1967'de kurulan Hatayspor'un İlk kez yaşayacağı bir duyguyla karşı karşıyayız. Fenerbahçe, tarihimiz boyunca ilk kez Antakya'da Hatayspor'un konuğu. Tribünler bugün çok heyecanlı. 25 bin kişinin belki 20 bini aynı zamanda Fenerbahçe'yi tutuyordur. Biraz abartmış olabiliriz. Belki yarısından fazlası Fenerbahçe'yi tutuyordur. Herkesin duygusu karışık. Duygular karman çorman ama bugün Fenerbahçe bu stada geldiyse elbette Hataylılar, Antakyalılar Hatayspor'u tutacaklar. Gönülden bağlıyız. Bugün duygusallığa yer yok. Bugün Hatayspor'u destekliyoruz. Fenerbahçe Hatayspor karşılaşmasında bakalım nasıl bir skor çıkacak. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. 7 maçtır kaybetmeyen bir Hatayspor var. Umarım iyi oynarız. Bugün yine savunmanın göbeğindeki Pablo Santos kaptanımız. Çünkü Mesut da yok, Gökhan Karadeniz de yok. Kiralık oyuncumuz, takımın en iyi oyuncusu, en tecrübeli oyuncusu. 8 ay sonra yolları ayıracağız. Bakalım şimdiden düşünüyoruz bölgesine kimi alacağız diye. Bu büyük maç Antakya Atatürk Stadı'nda başlıyor. Başarılar çocuklar, başarılar Fenerbahçe ve ilk kez bir farklı taktikle sahadayız. Bugün haddimizi bilerek oynamayı tercih edeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç bizleri bekleyecek. Popov, ortada boşlukları bulmamız lazım. Eğer rahat futbol oynayamazsak bu taktiği de değiştireceğiz. Tüm oyuncular geriye yaslanmış durumda. Burak Hoca'nın son maçlarda oyuncularına sıkça söylediği şeylerden biri. Herkesin ayağına top değsin. Herkes şöyle bir özgüvenini kazansın. Öyle bir hata başlayacağız. Ryan Abit ortaya. Traore. Biraz bireysel oynayacak. Herkes haddini biliyor. Şöyle sağda boşluklar var. Güzel. Ruben Ribeiro'dan Popov'a. Popov sağ çizgide kontrol etti. Gözü Akintola'da. Diouf kendini gösterecek. Ortada çok güzel bir boşluk. Ruben Ribeiro. Ribeiro. Sol tarafa Katranis'e. İyi top oynuyoruz şu dakikaya kadar. Katranis'ten Ribeiro'ya. Ribeiro ortaya. Traore. Diouf'un koşu yoluna. Bir anlaşmazlık. Maalesef çok kötü bir anlaşmazlık. Mert Hakan Yandaş, Samat da arkadan geldi Traore. Tehlikeli bir hareket, hakem İsmet Erzuman faul dedi. 9 dakika geride kaldı. Samat da uzun oynadı. Kafayla indirdi Blong. Topun düştüğü yerde Akintola var. Sadık karşısında Akintola'nın. Akintola, Traore. Hadi oğlum güzel bir koşu var. Bir kontra atak olabilir mi? Bindir oğlum. Bindir. Tamam Ribeiro gidiyor. Diouf da top. Mame Diouf ortaya. Abide. Abit sağ taraftaki boşluğa. Bir pas. Harika. Akintola sağ taraf. Ah be. Sağ tarafta harika bir vuruş. 12. dakikada. Heyecandan konuşamadım Akintola. Çok da güzel vurdu. Kaleci Altay topu kornere gönderdi. İlk tehlikeli atak Fenerbahçe'den. Hatayspor taraftarı kale arkasında maçı ayakta izliyor. Olması gerektiği gibi. Hop oturup hop kalkan taraftarlar da var. Hadi Diouf be. Ortalığı karıştıracağız. Mame Diouf topa doğru geliyor. Diouf kafayı vurdu Diouf. Ah be.
Yine topla buluştuk, topla buluşmamız bile güzel. Bu sefer geriden geldik, ceza sahasının dışından kötü bir kafa. Farklı bir şekilde out'a gitti ama duran toplarda etkiliyiz. Altay kale vuruşunu kullanacak. 13. dakika. İyi top oynuyoruz. Şimdi ilk kez Fenerbahçe topu ayağına aldı. Bakalım ne yapacaklar. Girar. Samatta. Mert Hakan Yandaş. Ortadan geliyor. Oğuz. Oğuz Kağan derinlemesine bir top. Blong'da kaldı. Bravo. Çabuk top kaybetti Fenerbahçe. Kayarak müdahale, inanılmaz bir hata. 3 kişi geldiler. Dikkat edelim. Oğuz Kağan, Samatta, vurdurmayın. Kaleci Münir'in üstüne gitti. Tolga Ciğerci. Fenerbahçe kadrosunun biraz farklı olduğunu görüyoruz. Oğuz Kağan var, Sadık var, Dirar var, Samatta. Oğuz Kağan. Evet, topla oynadı. Top Blong'da kaldı. Evet, işte küçük takım olmanın zararları. Topa hamle. Mükemmel. Tereyağından kıl çeker gibi ama hakem faulü belirledi. 22. dakika. Topun gerisinde Samatta. Yani Fenerbahçe'nin kadrosunun aynı olmasını beklemeyin. Bu oyuncular, takımlar transfer yapıyorlar. Samatta topa doğru geldi. Aşırttı. Doğrudan Münir'in üstüne. Yani yarın öbür gün devre arasında Samatta bile gidebilir Fener'den. Bu kariyer. Katranis. Ribeiro'ya. Ruben Ribeiro. Bu ortadan çıkabileceğiz mi? İyi top oynuyoruz ya. Traore. Yürü Ribeiro. Tamam. Tamam, gözümüz radarda. Şöyle ortaya doğru sokuluyoruz. Traore sağ tarafa. Akintola. Diouf koştu. Diouf'un koşu yoluna. Haydi Mame Diouf. Bastık topa. Araya. Müthiş top. Akintola tekrar Diouf'a verecek. Diouf topla buluşamadı. Lemos son anda araya girdi. Altay sağ taraftan oyunu kurmayı tercih etti. Dirar. 27. dakika. Tolga Ciğerci. Samatta. Antakya'da, Fenerbahçe'de, Hatayspor'un son haftalarda oynadığı futboldan etkilenmiş durumda. Öyle görünüyor. Onlar da tedbirli. Oğuz Kağan. Oğuz Kağan Fenerbahçe'nin orta sahasında bugün. Sadık. Tolga Ciğerci. Araya girebilir miyiz? Giremedik maalesef. Samatta ligin gol kralı. Tolga sağ tarafa. Dirar. Dikkat edelim çocuklar. Aman, Samatta içeriye giriyor yavaş yavaş. Bilek hareketleri topu geriye çekti. Şut yok beyler. Sağ tarafta Dirar. Orta mı yapacak? Pas mı verecek? Dribling halinde. Aldık topu ama Pablo Santos. Ah be çocuğum. Topu tam aldık. Kornere attı. Sağ taraftan korneri kullanacak Dirar. Sert korner. Ribeiro ön direkte topu uzaklaştırdı. Sadık göğsüyle indirdi. Mert Hakan vurdu. Popov. Son anda müdahale. Sadık ata devam ediyor Fenerbahçe'nin. 34. dakika. Sağ tarafta Sadık, çift Pınar. Geriye. Geri Rodriguez ilk kez göründü. Berkaçlarla geldi Fenerbahçe. Geri Rodriguez, Mert Hakan, Samatta. Samatta pas ve yiyoruz maalesef. Geri Rodriguez yine araya. Çok klas bir ara topu. Yani 6 pasta bu kadar ince paslar. Geri Rodriguez, 1-0 gerideyiz. Abi o adamı niye kovalamıyorsunuz? Yemin ederim oyun 2 metrelik alanda oynanıyor ya. Şurada, yani buradan nasıl bir pas dener oyuncu ya? Ah be Pablo Santos, uzat ayağını be oğlum ya. İyi koşmuşsun, adamı kovalamışsın fakat maalesef Geri Rodriguez'in golüyle Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde. Süper Lig'deki 4. golü oldu bu. Geri Rodriguez'in bu kadar kapanmanın da zararı bu işte. Oyunu nerede oynuyor Fenerbahçe? Pekala. Neyse, biz haddimizi bilmeye devam ediyoruz. Biz de tehlikeli geldik. İlk yarıda son 10 dakika. 1-0 gerideyiz. Akintola. İyi top çeviriyoruz fakat kanatlarımızı istediğimiz gibi kullanamıyoruz tabii ki. Hadi be. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Ah be. Abi ayağından açıyorlar bugün ya. İşte bazı maçlarda oyuncular gerçekten panik oluyorlar. Onu hissedebiliyorum. Dirar. İlk yarıda son dakikalar artık. Fenerbahçe aradığı golü buldu. Hatayspor bir gol daha yerse düğüm çözülebilir. Dikkat etmemiz lazım. Samatta geriye. Tolga Ciğerci. Tek top Mert Hakan. Oğuz Kağan. Samatta'nın koşu yoluna. Samatta. Aman çocuklar ve ilk yarının son saniyesinde Süper Lig'in gol kralı Samatta'nın golüyle farkı 2'ye çıkarıyor Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe taraftarı görüntüye geldi. Vücudunu koyarak kontrol. Bir ver kaç. Savunma uyuyor. 2-0 gerideyiz. Samatta. Evet.
2-0. Hatay Spor 0, Fenerbahçe 2. İkinci yarıda bakın Beşiktaş maçında da 2-0 geriye düştük. 2-1'i bulduktan sonra ikinci gol için inanılmaz yüklendik. Taraftar hop oturup hop kalktı. Bugün de böyle bir şey olabilir. Elimizden geleni yine sahaya yansıtacağız. İlk yarının sonucu Hatay Spor 0, Fenerbahçe 2. İkinci yarıda biraz daha ofansif bir futbol oynayacağız. Bu bizi faciaya da götürebilir. Bu saatten sonra sürekli baskı Fenerbahçe'ye karşı. Hızlı oyun kur. Evet, bakalım ikinci yarıda bir şeyler değişecek mi? İkinci yarıda saldıran bir Hatay Spor izleyeceğiz. Bu bize pahalıya da mal olabilir. Çok büyük şeylere mal olabilir. Ama korkmadığımızı, kapanmadığımızı, yaslanmadığımızı göstereceğiz. Keyif vereceğiz taraftarımıza. Santos, Pablo Santos, hadi çocuklar. Bilong, Bilong ortaya, Isaac Saki. Biraz önce sakin. Biraz herkes şu sahanın bir tozunu yutsun. Bilong stoperden çıktı. Top kaybedersek büyük sıkıntı. Ortada boşluk var. Hadi Santos. Haydi Pablo Santos. Ortaya. Çok güzel yere. Mami Diouf koydu vücudunu. Pası. Önüne. Adamın koşu yoluna kardeş. Olmadı. Altay. Basıyoruz. Evet, Fenerbahçe pas verecek nokta bulamadı. Mami Diouf kafayla indirecek. Mami Diouf kafayla be oğlum. Orada iki oyuncu birbirine girdi. Kan var. Vahşet var. Hakem devam dedi. Pablo Santos. Akın akın geliyoruz. Isaac Saki. Isaac Saki şut pozisyonunda. Derinlemesine bir top. Barboza. Helder Barboza kaleci Altay'ın üstüne vurdu. İyi başladık ikinci yarıya. Saki çok güzel top. Kötü kontrol. Barboza çok kötü kontrol etti topu. 2-1 olsaydı şimdi her şey farklı olacaktı. Yok abi bak, gerçek bilerek yenilme gibi bir şey yok. Niye bilerek yenileyim? Sadece taktiğimiz o maçtan ne beklediğimize bağlı. Bu maçtan galibiyet beklemediğimiz için defansif başladık. Sadece ne beklediğimiz önemli. Şimdi gol arıyoruz. Hadi bakalım, korneri kullanacağız. Diouf kontrolümüzde. Hadi Diouf, bir korner golü daha gelir mi? Mame Diouf kafa, Tolga Ciğerci topu kornere attı. Bir kere daha kullanacağız. Hatay Spor taraftarı biraz daha heyecanlı ikinci yarıda. Oyuncu değişikliği var. Luis Gustavo oyuna giriyor. Bir korner daha. Hadi çocuklar. Duran toplar bizim için en önemli silahımız. Hadi Diouf. Hadi Diouf. Vole denedi. Akintola sağ ayağında. Plase deneyecek. İnanılmaz kötü bir şut. Pas olarak gitti. Yani tribünler şaşkın bu duruma. Plase şut denedik fakat böyle gider mi be? İyi çıktı Fenerbahçeli oyuncular. Lemos. Lemos çizgiyi kapatın. Çizgiyi kapatın. Basın basın çocuklar. Harikasınız be. Fenerbahçe'ye top oynatmıyoruz ikinci yarıda. Taçı kullandı Saki. Helder Barboza sol ayağında. Ortayı yaptı. Offside var mı yok mu? Ribeiro kafayı vurdu. Hakem offside bayrağını kaldırdı. 57. dakika. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Futbol, iyi futbol izleyeceğiz. Onu biliyorum. Traore. Adama Traore. Dribbling halinde Traore. Bastı topa. Bir sağa bir sola. Araya Isaac Saki. En sağ tarafa. Çok güzel yere. Popov. Popov'dan Barboza'ya. Barboza Saki'ye. Saki'nin sert şutları var. Saki vurdu uzaklardan. El bekliyoruz. Hakem devam dedi. El kapalı dedi. El göğüste dedi. Mert Hakan Yandaş. Tolga Ciğerci. Fenerbahçe hızlı çıkacak. Samatta. Bu saatten sonra hakikaten savaş var sahada. Bilong. Sağ tarafta boşluk var. Helder Barboza. Barboza. Diouf'a. Mame Diouf. Akintola gitti. Traore gitti. Traore. Dönecek topla. Traore bastı. Takım arkadaşlarını bekliyor. Helder Barboza sol ayağında. En sağ tarafa. Popov. Popov. Ortayı yaptı. Çok kötü bir orta maalesef. Atağımız devam ediyor Katranis'le. Akın akın bindiriyoruz. Katranis. Saki. Vücudunu koydu. Burak Hoca'dan izin aldı. Şut çekecek. Isaac Saki. Açıyı kapattılar. Helder Barboza plase Lemos da kapattı. Maalesef şut açısı bulamıyoruz bir türlü. Mert Hakan. Geri Rodriguez çok hızlı. Kontra ataklara dikkat etmemiz lazım. Samatta. Samatta. İki kişi geldik. Çok güzel bir long be. Harikasınız çocuklar. Biz top oynuyoruz. Bir tehlikeli hatamız yok ama biz top oynuyoruz. Dikkat edelim bir long. Açtı oyunu. 68. dakika. Pablo Santos. Güzel yere. Barboza sağ tarafa. Çok güzel bir boşluk. Akintola. Babaje David Akintola. Girdi içeriye. Bastı. Diouf bomboş. Mame Diouf. Mame Diouf. Zımba gibi bir şut. 69. dakikada Fenerbahçe karşısında farkı bire indiriyoruz. Beşiktaş maçının tekrarını izliyoruz sanki. 25 bin taraftar çılgınca seviniyor tribünde. İzliyoruz. Babaje David Akintola penaltı noktasında
İnanılmaz sert bir şut. Altay'ın yapabileceği bir şey yok çünkü önünde iki oyuncu var, bu topu görmesinin imkanı yok. Bordo beyaz. Şampiyon Hatay. Haydi bakalım. Son 20 dakikada inanılmaz bir maç izleyeceğimize hiç şüphe yok. Fenerbahçe farkı 2'ye indirmek için kontra atak, farkı 2'ye çıkarmak için kontra ataklarla saldıracak. Hatayspor beraberlik için ya Allah diye diye hücum yapacak. Basıyoruz. Basın çocuklar. İnanılmaz bir baskı var Hatayspor'lu oyuncularda. Tam sağ baskımız var. Samat da. Pablo Santos savunmanın arkasında düşündü. Dilar. Dikkat edelim şimdi. Şok bir gol yemeyelim. Hutchinson neler yaptığını hatırlıyorsunuz. Bu arada Katranis müthiş bir müdahaleyle çıkıyoruz. Haydi Katranis. Haydi oğlum. Pası verdi. Diouf. Önünde kimse yok. Mame Diouf. Ortadan gelmeyi tercih ettik. Babaje David Akintola. Pası Diouf'a. Diouf şut pozisyonda. Mame Diouf. Kaleci Altay. Müthiş bir şut. Son 15 dakikada inanılmaz geliyor Hatayspor. Traore'nin yerine de Gökhan Karadeniz'i alıyoruz. Yorulan oyuncularımız var. Bir beraberlik evimizde. 2-2 Hatayspor taraftarı için beklentileri fazlasıyla karşılayacaktır. Diouf elinden geleni yapıyor. 32 yaşındaki yaşlı kurtumuz Ruben Ribeiro. Haydi Diouf. Bir kafa golü, bir korner organizasyonu. Yık tribünleri. Ribeiro korner. Diouf. Out. Maalesef ikinci denemesinde Diouf. İstediği kafayı bir türlü atamıyor. Burak Hoca da devam diyor. Denemeye devam. Ah be. 15 dakika kaldı maçın bitmesine. Tempo ikinci yarıda çok yüksek. Ribeiro, Gustavo, Sangare mücadelesinde Nazım Sangare topu kazandı. Tolga Ciğerci müthiş bir pas. Çık Münir. Çık Münir. Uzaklaştır. Tabanla girdi Münir. Hadi bir kontra atak olabilir mi? Ah be Akintola. Geri Rodriguez. Tempo bir an olsun düşmedi ikinci yarıda. Geri Rodriguez çok hızlı. Arkasında Saki var. Saki çok yorgun. Geri Rodriguez, dikkat edelim. Bravo Saki be. Bu takımın her şeyisin. Son 10 dakika. Geliyoruz. Helder Barboza. Haydi oğlum. Gökhan Karadeniz gitti. Sağ tarafta boşluk var. Babaje David Akintola. Süper Lig'in en hızlı topçusu. Babaje David Akintola. Ceza sahası dışına. Diouf. Olmadı. Vur artık. Ya Gökhan Karadeniz, vur artık be koçum be. Ah be çocuğum. %100 gol pozisyonu gitti. Maalesef %100 gitti. Top bizde. Top bizde. 10 dakika uzatmaları da hesaba katarsak. Bilong. Bilong'dan zor bir top. Dilara maalesef. Abi orada. Nasıl olmaz ya. Koş koş koş. Popov çok yorgun. Geri Rodriguez'in kondisyonu var. Rodriguez. Kayacağız. Kayacağız. Bravo, taç bizim. Ah be hoca, bir oyuncu değişikliği. Abi Gökhan Karadeniz vurmadı orada beyler ya. Bir de offside var zannettim. Elim ayağım düğümlendi orada. Mirkan Aydın oyuna dahil oluyor. Diouf'u orta sahaya çekiyoruz. Mirkan tek forvet. Ribeiro sol tarafta yerini Kuali'ye bırakıyor. Bitti mi? Ne çabuk bitti ya. Tamam arkadaşlar. Diouf'un bakın defansı 64 her seferinde söylemek durumunda kalıyorum. Ama takımın en iyi defans yapan oyuncularından biri Diouf. Diouf orada kalsın. Barboza, Gökhan Karadeniz. Yorgun da biraz Diouf. Bu oyuncu değişikliklerinden sonra son 5 dakikada ne olacak? Bir önceki maçın yıldızı Gökhan Karadeniz. Maalesef Fenerbahçe maçında kaleciyle karşı karşıya topa vurmayı başaramadı. 2 sene önce Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı kaç tane penaltı golü attı? Hadi bırak şimdi onları. Yürü oğlum. Yürü Barboza. Yürü, çok adamla çıkıyoruz. Sol tarafta boşluklar var. Akintola. Haydi oğlum. Nereye ya? Abi Gökhan Karadeniz'e ya. Ortadaki oyuncuya be koçum. Aman 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 aman. Çık artık. Münir. Allah elle müdahaleyse kırmızı kart. Ceza sahası dışında kurtardı topu Münir. Maçta inanılmaz şeyler oluyor. Son saniyelerde her iki takımda gol bulma derdinde. Lütfen bir kontra atak. Topu aldık. Alamadık. Niye alamadık ya? 3 dakika uzatma. Ya hadi. Hatayspor'lu oyuncular yıkıldı. Herkes yere attı kendini. Tüm oyuncular yerde şu anda. Abi şu topa niye koşmuyorsunuz ya? Bak bak, Pablo Santos'a bak. Samatta. Müthiş bir maç izledik Antakya'da. İkinci gol için yüklendik, beraberlik için yüklendik ama Fenerbahçe kontra ataklarla geldi ve durumu 3-1'e getiren golü attı.
Samatta'nın Süper Lig'de attığı 14. gol. Ah be çocuklar, cesur bir mücadele vardı. Gözdağı verdik, Fenerbahçe'ye gözdağı verdik ama maalesef o golü bulamadık. Gökhan Karadeniz son bir şans. Sağ tarafa. Haydi Gökhan Karadeniz, haydi Akintola. Topu zor da olsa kontrol etti. Babaje David Akintola, çalım denemesi, Lemos. Bitirme hoca. Maalesef maçın son düdüğü Hatay'da. Hatay Spor 1, Fenerbahçe 3. Bugüne kadar karşılaştığımız 3 büyük takımdan Trabzonspor'la, 4 büyük takım diyelim, Trabzonspor maçında 2-1 öndeydik. Son saniyede 96-4'te golü yedik. Berabere bitti maç. Beşiktaş karşılaşmasında 3-1 yenildik İstanbul'da ve evimizde Fenerbahçe'ye de 3-1 boyun eğiyoruz. 7 maçtır kaybetmeyen Hatay bugün kaybetti ama hiçbir takımdan korkmamamız gerektiğini ikinci yarıda oynadığımız futbolla herkese gösterdik. Fenerbahçe'nin kaçırdığı çok ciddi gol pozisyonları vardı. Münir kalesini başarıyla terk ederek bu iki atağı da savuşturmayı başardı ama Fenerbahçe biz ararken gole attı. Altay'ın da kurtardığı pozisyonlar vardı. Futbol namına gerçekten Süper Lig standartlarının üstünde bir maç izledik. Skor takımı değiliz. Futbolumuz heyecanlandırdı. Çok güzel bir maçtı. Hiç üzülmeye gerek yok. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. 6 şutta 3 gol attılar. %91 pas isabetiyle oynadılar. Bugün evimizde topa sahip olan taraf bizdik. Ve Mame Diouf takımımızın en iyi oyuncusu. Mirkan'ın da ayağına top değmedi ya. Hatay Spor aldığı bu mağlubiyetle 23 puanla 11. sırada. Avrupa kupalarını zorlayabilir miyiz ya? 11, o 9 puan fark var ama maçlar eksik. Bizim bir maçımız fazla. Eğer biz bu maçı kazansaydık Fenerbahçe 25 puanda kalacaktı. Biz 26 puanla Fener'in üstüne çıkacaktık. Kasım ayı bitti. Beşiktaş Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenmiş. Trabzonspor evinde Ankara gücüne yenilmiş 3-1. Galatasaray Kayseri 1-1. Aralık ayında ligde oynanacak diğer maçlarda Fenerbahçe Başakşehir, Süper Lig'in iki yeni ekibi Karagümrük Hatay Spor.